Değerli izleyenler, perde arkasından merhabalar. Bu hafta oldukça yoğun, gerçi artık seçim için sayılı günler kalmışken Ankara siyaseti epeyce hareketliydi. Ama bu haftaya asıl damgasını vuran şey kuşkusuz Beyaz Toros tartışmasıydı ve Kırşehir'de yaşanan faciaydı. Bir diğer taraftan baktığımızda uzunca süredir Suruç katliamından beri tartışılan asıl konu Türkiye'de, Türkiye artık bir Orta Doğu ülkesine mi dönüşüyor tartışması? Türkiye bir Orta Doğu ülkesine dönüşüyor mu? Bir kocaman soru işareti bırakıyoruz ama Başbakan'ın Toros, Beyaz Toros göndermesi Türkiye'deki katliam belleği açısından çok bambaşka bir sembolü ifade ediyor. Bugün onu konuşacağız. Kırşehir'de deyim yerindeyse polis gözetiminde, seyirciliğinde gerçekleştirilmeye kalkışılan bir katliamı konuşacağız. Daha doğrusu katliamlar girişimini, ard arda gelen listeli girişimi konuşacağız. Ve tabii ki unutmamamız gereken 10 Ekim'deki Ankara Garı'ndaki bombalı saldırı. Evet, orada belleğin tozunu almamız gerekiyor. İnsanlar bu dünyadan göçüp gitti, gencecik insanlar. Bir can kıyımı yaşandı ama şimdi de bir can pazarı var. Hastanelerde neler olup bitiyor. Bütün bunları yakından takip eden genç bir milletvekiliyle birlikteyiz. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Bey. Hoş bulduk. Tabii siz Kırşehir'e gidip oradaki o katliam deyim yerindeyse ki Türkiye'nin katliamlar tarihi de maalesef hayli kabarıktır. Neredeyse orada da benzer bir durum yaşanacak. Siz gidip orada araştırmalar yaptınız, hem resmi hem de mağdur insanlarla görüştünüz ve rapora bağladınız. Aslında raporun ana fikri okuduğumuzda çıkan şey şu: polislerin gözetiminde, hatta karakola 70 metre uzaklıkta insanların iş yerleri yakılmış, tahrip edilmiş, yağmalanmış ve neredeyse Mamak benzeri, Maraş benzeri bir katliama ramak kalmış diyebilir miyiz sizce? Rahatlıkla diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi ülkedeki her türlü terör eyleminin ve özellikle kitlesel terör eylemlerinin takipçisi olmak adına ve oradaki bütün ayrıntıların kamuoyuyla ve yargı mensuplarıyla paylaşılması adına sorumluluk bilinciyle heyetler gönderiyor. Suruç'a heyet gitmişti biliyorsunuz bizim partimizden. Evet. Adıyaman'a bir heyetimiz gitmişti. Ceylanpınar'a gitmişlerdi. Biz Kırşehir'e gittik ve bunları rapora bağladık. Bunlar çok önemliydi. Her zaman söylediğimiz Suruç'tan, Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan, Kırşehir'den ders çıkarılsaydı Ankara Garı katliamını yaşamazdık diyoruz. Doğru. Bu çünkü anlamda burada da bir izleyicilere hatırlatmakta yarar var. Mesela Adıyaman Suruç raporuna baktığımızda Ankara katliamını yapacak kişilerin birer canlı bomba olduğu ve eylem yapacakları rapor altına alınmış. Çok açık. İsim isim verilmiş. Hatta evet, bunlar biliyorsunuz kardeşler. Tabii ki. Bu asla kabul edilemeyecek bir şey. Biz Kırşehir'e olayların hemen arkasında gittik. Sayın Genel Başkanımız bizi görevlendirdi. Ben ve değerli arkadaşım Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'la birlikte gittik. Orada bir dizi temaslarda bulunduk. Validen başlayın mülki amirlerle ve oradaki mağdur vatandaşlarla ve Kırşehirli vatandaşlarımızla görüşme olanağı bulduk. Orada gördüğümüz, ilk gördüğümüz son derece tedirgin edici bir manzaraydı. Son derece içimizi yakan görüntülerdi. Çünkü 4 tane iş yeri kundaklanmış, yağmalanmış, yakılmış, tamamen tahrip edilmiş. Bunun yanında 30'a yakın ev ve iş yeri de belirli ölçülerde tahrip edilmiş ve yakılmıştı. İlk dikkatimizi çeken şey devletin, kamu görevlilerinin hiçbir şey yapmamış olduğuydu. Seyretmişler. Sadece seyretmişler. Çünkü daha öncesinde gerilim var, şehit haberleri geliyor, ülkenin her tarafı gerginlik, evet, içerisinde, hassasiyet içerisinde. Bununla yetinilmiyor orada. Bazı vatandaşlar tahrik edici konuşmalar yapıyorlar, arabalarına Türk bayrağı asarak etraftaki insanları taciz edecek şekilde sloganlar atarak birkaç gün dolaşıyorlar. O da yetmiyor. Belediye anons geçiyor 3 defa. Teröre lanet mitingine çağırıyoruz diyor. O da yetmiyor. Sosyal medyada büyük bir kampanya başlatılıyor ve herkese haddini bildireceğiz anlamına gelecek küfürlerle dolu bir sosyal medya ağı oluşuyor. Evet. Ama bütün bunlara rağmen başta vali olmak üzere her zamanki önlemi alıyorlar. Sadece seyretmeyi tercih ediyorlar. Bu bir basın açıklamasıdır, geçecektir diye düşünüyorlar. Ama öyle olmuyor. Müdahale edersek daha da büyür olay. Evet. Onun ötesinde bizim gördüğümüz şuydu. Orada takdir ve teşvik vardı.
Çünkü en korkuncu da bu. Tabii. Çünkü orada görüntüler basına yansıdı. Bizim o görüntülerin çoğu bizim sunduğumuz görüntülerdir. Görüntülerde de görüldüğü gibi neredeyse hiçbir görüntüde devlet adına kimse yok. Ne polis var ne bir başkası evet. var. Ortada biraz sonra konuşuruz beyaz gömlekli kişiler var. Kalabalığı tahrik eden, yönlendiren kişiler var. Ama asla polis görmüyoruz orada. Hatta o kadar ileri gidiyor ki bu takdir ve teşvik etme. Olaylar başladıktan yaklaşık 4 saat sonra yani 10 sularında bir tek toma var. Toma hiçbir yerde kullanılmamış. O tomanın üstüne de Sayın Vali çıkıyor ve İstiklal Marşı söylüyor onlara güzel bir konuşma yaptıktan sonra. Ama o sırada bir Ahi Evran Karakolu'na yakın olan 70 metre yakınlığındaki bir iş yeri de yakılıyor. O sırada da yakılıyor. Devletin olmadığını nereden biliyoruz? Bunun en açık delili nedir derseniz, bütün bir gece boyunca her şey olup bittikten sonra bir kişi bile gözaltına alınmıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey midir? Hala da alınmadı değil mi? Yani şu anda gözaltında kimse var mı? Biz bunu, bu sorunun sahibi olduk. Biz bunu mecliste basın açıklaması yoluyla Türkiye'nin göz önüne getirdik. 1,5 ay bekleyen Sayın Vali, biz bu açıklamayı yaptıktan 2 saat sonra bir açıklama yapma gereği duydu. Ve 16 kişinin tutuklandığını söyledi. O kamera görüntülerini gören herkes, bu olayın 5-6 bin kişinin yaptığı bir şey olduğunu, bunun kitlesel bir eylem olduğunu ve daha geniş kökleri olduğunu anlayacaktır. Burada 16 tutuklunun olması bu ihmal ve hoş görme sürecinin devam ettiğini gösterir. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradaki açık hatanın, görmezden gelmenin, hatta teşvik etmenin mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tabii anlamda ki. Da meclis araştırması yapılmasını talep ediyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde de bu meclis de görevini yapacaktır. Bu olayın çünkü bütün ayrıntılarıyla değerlendirilmesi ve kamuoyunun önüne sergilenmesi bir daha bunlar yaşanmasın diye son derece büyük önem taşıyor. Öyle olaylar olmuş ki bir defa su sıkılmış onda da serinlesinler diye yapılmış. Mesela bir yere itfaiye gelmiş sadece o kadar kundaklama içerisinde. Onda da bir kişi gelmiş, görüntülerde var, itfaiyenin hortumunu kesmiş anında. Ve bunlara hiçbir şey yapılmamış. Tabii bunlar kabul edilemez görüntüler. Bence bundan sonra Kırşehir olayında şunun araştırılması gerekir. Beyaz gömlekliler var, bunlar evet, ellerinde listeler var. Bu listeler nasıl oluşturuldu? Beyaz gömleklilerden kastınız ne? Onu biraz açar mısınız? Yani şimdi, hani şeyi anlıyorum, simgesel sembolü anlıyoruz ama... Bunlar belli bir merkezden yönetilen ya da bir birlikte hareket eden bir yapı mıdır? Çok büyük olasılıkla öyle. Çünkü Kırşehirli vatandaşlar diyorlar ki biz bunları tanımayız, bilmeyiz. Ama bir yerde kalabalıklarda biz bunları önümüzde gördük. Bu kitleleri ellerindeki listelerle yönlendirdiklerini gördük diyorlar. Orada saldırılacak iş yerleri, evler listesi. Tabii tabii. Hatta kamera görüntülerinde var. Burada işimiz bitti. Çöl pazarına gidelim diyorlar. Sonra o alana ellerinde delici kesici aletlerle insanlar giriyorlar. Hiç olmazsa buna tedbir alın. O da yok. Ellerinde gaz dolu pet şişelerle giriyorlar. Ona bir önlem alınmamış. Bizim yorumumuz şudur. Bu olay Maraş benzeri. Yani adreslerin önceden tespit edilmiş olması dolayısıyla evet. Maraş benzeri. En büyük silahın yangın olması dolayısıyla Madımak benzeri bir kitlesel eylemdir ve üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Bu beyaz gömlekler meselesi bence çok önemli. Önümüzdeki gündemde yer tutacak gibi. Tabii burada siz hani Kırşehir özelinde beyaz gömlekler diyorsunuz ama mesela başbakan da işte eğer iktidara gelmezsek işte beyaz toroslar yeniden ortaya çıkar. Gibi bir değerlendirmesi oldu ki beyaz torosların Türkiye belleğindeki yeri dehşet korkunçtur. Çünkü beyaz torosa binip de tekrar inebilmiş hiç kimse yok mesela. Böyle de bir tarihi var. Şimdi birinci şey şu aslında başbakan beyaz torosların yeniden ortaya çıkabileceğini nerede biliyor? Nereden biliyor? Hani başbakanın garajında durmuyor herhalde bu beyaz toroslar artık bir tarafından. Aslında oradaki şey galiba şu sizin de vurgun beyaz gömlekliler, beyaz toros. Bunlar birer sembol olmakla birlikte onun arkasında bir zihniyet var aslında. Yani mesela şeyi nasıl gördünüz? Hani Kırşehir'de beyaz gömleklileri tespit ettikten sonra başbakanın beyaz toros yaklaşımını siz nasıl değerlendirdiniz? O da korku verici, tedirgin edici bir değerlendirme. Burada lafın orasından burasından dolanmaya gerek yok. Başbakan açıkça tehdit etmiştir. Bütün ülkeyi tehdit etmiştir. Bu
bu işi güzellikle yapın, 400 vekili verin bu işi bitirelimin bir uzantısıdır. Biz bu kadar gözyaşını, bu kadar kaybı, bu kadar kanı, bu kadar terörü niye yaşıyorsak bunun itirafıdır aslında. Çünkü evet. Sayın Başbakan bir siyasetçidir, bir başbakandır ve bir başbakan söylediğinden öte söylediğinin nasıl anlaşılacağını tartmak durumundadır. Ve o söylediği tabii. insanların hafızalarında henüz acı olan ve yakın hafızalarında yer alan son derece acı ve Türkiye demokrasisi açısından kapkara lekelerdir. Adı Beyaz Toros'tur ama kendisi kara lekedir. Tabii. Bu anlamda da başbakan açıkça tehdit etmiştir. Bu anlamda da başbakanın ben öyle demek istemedim demesi kabul edilemez. Bir de şu var, siz başbakansınız hem de 13 yıllık bir iktidarın başbakanısınız. Bu Beyaz Torosları nerede hazır bekletiyorsunuz? Tabii. Değil mi? Biliyorsunuz. Tabii. Bir yerlerde durduğunu biliyorsunuz. Herhalde hazır bekletiyorsunuz. Velev ki hani o siyaseten güncel söylenir. Velev ki bir yerlerde Beyaz Toroslar var olsun. Sizin hükümet olarak en büyük sorumluluğunuz, en büyük göreviniz bu ülkede yaşayan insanların can güvenliğini sağlamak. Hani ileri demokrasiye geçmiştik değil mi? Tabii yani eğer o Beyaz Toroslar çıkacaksa sizin o garajın kapısını kapatmanız gerekiyor. Çıkacaksa çıkmalarını engellemeniz gerekir. Beklenen şey budur tabii, aslında. Tabii. Bir de şeyi soracağım onu konuyu değiştirmezden önce. Dediniz ya listeler var Kırşehir'de. Aslında o bir prova, bir şeyleri denemeye çalışıyorlar. Şeyle ilgili bir belirlemeniz var mı? Yani bu liste nerede hazırlanmış, kimler tarafından hazırlanmış? Tabii ki çok daha bir hukuki soruşturmayla aydınlatılabilecek bir şey ama sizin edindiğiniz bilgi var mı? Sizinle ya da paylaşılmış bir bilgi var mı yaptığınız çalışmalar? Paylaşılmış bir bilgi yok ama bizim bir tecrübemiz var. Yani Maraş'tan başlayın, Sivas'ı göz önüne alın, Suruç'u, işte Kırşehir'i, Ankara Garı patlamasını hepsini birden değerlendirdiğinizde bunun içerisinde hele de Kırşehir'deki ve özellikle Ankara patlamasındaki İçişleri Bakanı Başbakan'dan başlayarak Milli İstihbarat'ın uyumasını görmezden gelmesini de değerlendirirseniz bizim bu olayların kendiliğinden olamayacağını içerisinde devletin içerisindeki bazı organların bazı unsurların katkılarının desteklerinin olmadan olamayacağını bilecek kadar hafızamız var. Tabii bu anlamda da bu yüzden zaten biz özellikle meclis araştırması gerektiğini düşünüyoruz. Bu son derece önemli. Çok önemli. Çünkü özellikle son Ankara saldırısı patlamasından sonra işte bir güvenlik zafiyeti var mı yok mu tartışması. Tabii zafiyeti tartışmak için 100 kişinin yaşamını yitirmesine gerek yok. Apaçık o ortada duruyor ama hükümet yetkilileri bunu ısrarla yalanladı. Fakat biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valisine gönderdiği bir yazı ortaya çıktı ki canlı bombaların çok ses getirecek bir düzeyde eylem hazırlığında olduğu ve buna karşılık güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini tabii, yazmış tabii, zaten. Yani tabii. aslında göstere tabii. göstere geliyor saldırılar. Tabii. Benim buradaki bir hukukçu olarak yorumum şudur. Başbakan'dan başlayarak özellikle İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı açısından söylüyorum. Yaptıkları ihmal değil. Yani onların yargılanmaları gereken suç ihmal dolayısıyla ölüme sebebiyet vermek olamaz. Onlarınki kasttır. Çünkü sorumluluk noktasında bir eylemi yapmak sorumlu olan kişilerin yapmamaları ihmal suretiyle kasten adam öldürmeye girer. Bana sorarsanız ben savcısı olsam bu davanın iddianamemi bunun üzerine kurardım. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir kardeş Adıyaman'da bir dokumacılar denen bir grubun üyesi olacak. O grup içerisinde oradaki gençler belirli eğitim alacaklar. O gençlerin aileleri feryat edecekler başbakana kadar. Sözümüzü geçiremiyoruz. Çocuklarımız IŞİD'in eline geçti diyecekler. O çocuklardan birisi Suruç'ta canlı bomba olacak. Ve diğer kardeş tekrar eğitim alacak. Tekrar Suriye'ye geçecek. Tekrar Türkiye'ye girecek. O arada telefon görüşmeleri yapacak. Bir daha görüşemeyiz. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin diyecek. Ondan sonra tekrar Antep'te buluşacaklar. İki defa polis denetiminden geçecekler. Tabii. Ve hiçbir önlem alınmadan binlerce kişinin arasına girecekler ve kendilerini patlatacaklar. Ve burada sadece ihmal diyeceğiz öyle mi? Tabii. Bu ve ihmal değil. Aylar öncesinden bu ihmal denecek bunun bir şey hazırlıklarını değil. Telefon konuşmalarında evet. yapmışlar. Yani bütün ayrıntılara kadar konuşuyorlar. İşin kötüsü bunu zaten tespit eden devlet, hükümet ama gereğini yapmamışlar. Tabii kayıtlarda var. Tabii. Sonra
Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği iyice, yani gülünç diyeceğim ama böyle acı bir konuda nasıl gülünç kelimesini kullanabilirim onu düşünüyorum. Ne diyor? Bu bir kokteyl saldırıdır diyor. Efendim neymiş? İçerisinde bütün gizli servisler varmış. Ya kimsenin aklıyla oynamaya, alay etmeye hakları yok bunların. Bir de kokteyl örgütlerden söz ediliyor. Şimdi baktığımız zaman o örgütlerin ideolojileri farklı, kendileri açısından nihai hedefleri farklı, yöntemleri farklı. Ha şunu demek istemiyorum tabii ki. Örgütler tırnak içinde bir koalisyon yapmaz mı? İşbirliği yapmazlar mı? Yaparlar ama kendi dünyalarına, kendi ideolojilerine uygun olan eylem biçimlerinde ortak hareket ederler. Şimdi yayından önce siz de konuşuyor. Şimdi bir tarafta sınırın öte yakasında birbirlerine karşı savaşan örgütlerin Türkiye'de birlikte hareket ettiği gibi bir iddia var. Yani en azından söylem bu hükümet kanadında. Ne akla ne mantığa hiçbir şekilde uyan İşin terminolojisine de uymuyor. Hiçbir şekilde uymaz. Daha doğrusu daha basit yaklaşalım olaya. Senin ülkende hangi güvenlik önlemi var ki gizli bu tip örgütler birleşsinler de senin ülkende böyle bir eylem yapmaya çalışsınlar. Kim istese yapabilirmiş zaten bu eylemi. Yapıyorlarken değil sizin mi? İstihbarat ne yapıyor? Değil mi? Ortaklaşmalarına yani gerek yok. İstihbaratlar da varsa tabii, madem işin tabii, içinde. Tabii, örgütler tabii. Varsa terör örgütleri. Bu işi sulandırmak ve IŞİD'le çünkü çok iç içe geçtiklerini biliyoruz. Bu görüntüyü kendi arasından dağıtmaya çalışıyorlar. Dikkat edin hala tek bir cümlede IŞİD terör örgütüdür demiyorlar. IŞİD tehlikelidir diyemiyorlar. Dönüyorlar ki IŞİD de şunun kadar tehlikelidir. IŞİD de böyledir. İşte şu da şunun kadar bilmiyor. Ya söyleyin bunu. Bunda korkacak, çekinecek ne var? IŞİD terör örgütüdür. En tehlikeli terör örgütlerinden birisidir. Ve IŞİD de Türkiye'nin içerisinde her türlü eylemi planlamaktadır, yapmaktadır ve biz de bunun peşinde olacağız. Niye diye demiyorsun? Bu kadar IŞİD, zor mu bu? IŞİD yapılanmalarına karşı kaç operasyon yapılmıştır? Hani yapıldığı söyleniyor da yapılmıştır. Kaç kişi gözaltına almıştır? Kaç kişi tutuklanmıştır? Hiç bunlarla ilgili bir veri görmüyoruz. Size bir ayrıntı vereyim. Ankara Garı patlaması terörle mücadele şubesinin PKK masası tarafından götürülüyor, görülüyor. Şimdi tabii. PKK masası, tabii PKK bir terör örgütü ve onunla ilgili de bir masa var. Tamam. Tabii terör onu izleyicilerinize paylaşayım. Terörle mücadele şubesinde uzmanlık alanlarına göre işte sol örgütler, sağ örgütler, dinci örgütler hepsinin ayrı ayrı masaları var. Ve bu masalarda tabii ki o işi ya da o örgütleri yakından takip eden polisler ve şefleri yani uzmanlık isteyen bir alandır sonuçta terörle mücadele bambaşka bir alan. Ama gelin ama görün ki masası yapıyor. Ama gelin görün ki IŞİD masası yok. Ve buradan İçişleri Bakanı'na sormak lazım. IŞİD'i ciddiye alıp IŞİD'le ilgili bir masa kurmak için ne kadar canımızı daha kaybetmemiz gerekiyor? Evet, doğru. Çünkü bu konular böyle hafifliği kaldıracak konular değil. Çok ciddi yaklaşmak gerekir. Bir de şunu da söylemek lazım. IŞİD dediğimiz bu yapı, şimdi dokumacılar diyoruz ama sonuçta o şemsiyenin altındaki yapılanmalardan birisi. Baktığımız zaman Türkiye'de her ne kadar Mehmet Barlas dedi ki yani ne var bunda? Orta Doğu ülkelerinde 100-150 kişi her gün ölüyor. Peki 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde ne zaman canlı bomba saldırısı yapılmış? Ya da kaç canlı bomba saldırısı yapılmış ve böylesi 100 insanın yaşamını yitirip gittiği kaç tane canlı bomba saldırısı? Baktığınızda 7 Haziran'dan sonra Temmuz'da Suruç katliamı var. 10 Ekim'de de Ankara. Kusura bakmasınlar biz bir ölüme bile alışmayacağız. Böyle yüzlerce kişinin öldüğü eylemleri bize sıradan eylemler gibi gösteremezler. Bunları kabul etmiyoruz ve hiçbir şekilde alışmayacağız ve bunlar olmasın diye de her tür çalışmayı yürüteceğiz. Tabii burada göçüp giden insanlar geride acılı aileler bıraktılar. Ama bir taraftan da bir can pazarı sürüyor hastanelerde. Siz işte günlük bir program çerçevesinde o hastanelere de dolaştığınızı biliyoruz. Şimdi baktığımızda hani yaşam devam etmiyor bazı yönlerden. İşte Hacettepe Hastanesi'nde olsun, Gazi'de olsun, İbn-i Sina'da olsun insanlar, oradaki hekimler hala canla başla bir anlamda yoğun bakımında olsun diğerlerini yaşama tutabilmek için bir çaba sarf ediyorlar. Oradaki tablo nasıl? Baktığınız zaman çünkü siz günlük ziyaretler de yapıyorsunuz. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya? Ailelerde ki Ankara yağmurlu ve soğuk artık, evet. Bahçedeler. Evet. Ailelerle önce başlamak gerekirse aileler son derece tedirginler. Gözyaşları hala gözlerinde. Acıları çok taze. Biz de acılarını paylaşmaya gayret ediyoruz. Tedirginler, bir bekleyiş içerisindeler. Özellikle yoğun bakımdaki yaralıların aileleri açısından söylüyorum.
Şu anda bugünkü rakamlarla Ankara'nın toplamında 47 yaralımız var. 11'i yoğun bakımda. Ben bir hekim olarak tabii biraz daha hastaların ayrıntılarına giriyorum ama burada paylaşmam uygun olmaz. Ama bu 11 yaralıdan uzuv kaybı olan ve hayati tehlikesi olan yaralılarımız hala maalesef var. Sorduğumuz zaman ailelere bir ihtiyacınız, bir eksiğiniz var mı diye sıklıkla teşekkür ediyorlar. Aslında sivil toplum örgütleri, özellikle Numune Hastanesi'nin merkezinde kurulmuş kriz çadırı birçok sorunu yerinde çözüyor. Biz de elimizden geldiğince katkı vermeye gayret ediyoruz. Burada tabii hem burada destek olan sivil toplum örgütlerine teşekkür ederim. Hem de sağlık çalışanlarının olağanüstü bir çabası var. Evet. Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu olay gerçekleşene kadar son derece büyük hatalar yapmıştır. Ve bu olayın ana sorumlularından birisidir. Ama kabul etmemiz gerekir ki bu olay yaşandıktan sonra Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite hastaneleri ve sağlık çalışanlarıyla beraber üstlerine düşeni yaptılar. Bir hekim olarak ben bunu yakından izledim. Gereken yapıldı, yapılıyor, yapılacaktır. Tabii önemli olan bunun olmamasıydı. Ama yine de bu yaralıların özellikle tekrar yaşama döndürülmesi, yani sağlıklı bir yaşama döndürülmesi, rehabilit edilmeleri büyük zaman alacak. Bu anlamda biz toplum olarak da bir sınavdan geçmeye devam edeceğiz. Evet. Tabii burada birazdan bir reklam aramız olacak ama ondan önce şeyi de sorayım. Tabii bir de bir otoparklar meselesi var. Yani orada yaşanan daha büyük bir insanlık dramı vardı. Bir de üstüne insanlık ayıbı eklendi. Siz bazı görsellerde çünkü onunla da şey yaptınız. Onları da izleyicimizlere paylaşınız. Çünkü hep söylediğim bir şey, belleğin tozunu alalım. Halbuki sözünü ettiğim şey şurada 2 hafta oldu daha. Hani daha belleğimizin tozlanmasına izin vereceğimiz kadar bir süre bile geçmedi. İzin de vermemeliyiz aslında. Unutturmamalıyız, unutmamalıyız. Çünkü eğer bunları unutursak önümüzdeki gelecek günleri yeniden inşa edebilmek, şekillendirebilmek mümkün olmayacak. Bir de onu anlatır mısınız? Çünkü o hakikaten insanın içine dokunan da bir durum bir tarafıyla. Şimdi, ben bugün meclis gündemine de getirdim bu konuyu. Son derece önemli bir konu ve mutlaka teşhir edilmesi gereken bir durum. Hacettepe Üniversitesi'nin benim de mezun olduğum okuldur, tıp fakültesinin bir otoparkı var. Bu otopark özel şirket tarafından işletilir. Ama bu otoparkın işletilmesiyle ilgili sanıyorum bir sorun çıkıyor. Ve bu sorun sırasında da devri ile ilgili, yani o otopark arazisinin mülkiyetiyle ilgili bir tartışma çıkıyor. Ve oranın mülkiyetinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olduğu anlaşılıyor. Evet. Buraya kadar her şey normal. Kendi ama hukuku içerisinde. Sayın Melih Gökçek bunu öğrendiği andan itibaren geliyor ve bu otoparkın iki girişine Büyükşehir logolu 2 tane büyük kaya parçası bırakıyor. Yani bu otoparkı kullanılmaz hale getiriyor. Yani işte hastaneye hasta ziyaretine gelen, hastasını getiren hiç kimse aslında... Düşünebiliyor musunuz? Hacettepe Üniversitesi gibi bir hastane. Her gün binlerce hasta Türkiye'nin her yerinden gelir tedavi olmak için. Şimdi oradaki başka bir otopark da yok kullanabilecek. Çevrede de yoktur Hacettepe içerisinde. Perişan haldeler. Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi hani anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu bir vicdan eksikliğidir. Bu bir izan eksikliğidir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ben şu çağrıyı yapıyorum Sayın Melih Gökçe'ye. Orası sizin olsun. Sizinse sizin olsun. Bir şey yapacaksanız yapın. Oraya AVM mi yapacaksanız yapın. Hayır, oranın kazancını ben istiyorum. Ben işleteceğim diyorsanız siz işletin. Hepsine varız biz. Ama ne olur şu görüntüyü hak ediyor mu? Ankara. Yani yakından çekebiliyoruz. Bakınız. Tabii yani oradaki büyük zaman... alanı boşu boşuna tutuyorsunuz. Bu hani şey de değil, bir mantar da değil. Yani dediğiniz gibi koca bir arkadaşlarımıza şimdi onu ekrana yansıtacaklar. Kimi cezalandırıyorsunuz? Ankaralıları, hastaları değil mi? Tabii yani. Türkiyelileri, Hacettepe Üniversitesi'ne gelen herkesi cezalandırmış oluyorsunuz. Ki, bakın çok alanın büyüklüğü bir de hani o kadar büyük bir işlevi var ki. Hatta bu kadar büyük bir alan olmasına rağmen hani... Bizler de hastaneye gittiğimizde, otoparkı kullandığımızda bazen yer bulmak orası bile sorundur. Yetmez. Yani otoparka rağmen kaldırmayacak tabii kadar hasta ve hasta yakını sirkülasyonun olduğu bir hastane. Düşünebiliyor musunuz? Bir belediye başkanının temel görevi vatandaşlarına otopark alanı yaratmaktır. Tabii. Burada bir otopark alanı var ve sen otopark alanını kapatıyorsun. 4,5 aydır kapalı. Siz bunu diyelim ki bir tasarrufunuz var, bir şey yapacaksınız.
ya bu kadar vatandaşa kastetmeye ne gerek var? Hiç olmazsa oraya temel atana kadar açık tutun. Tabii. Bunu bile yapmıyorsunuz. Hatta ben şunu söylüyorum. Sayın Melih Gökçek bir gün özel arabasıyla şoför kullanmaksızın Hacettepe Üniversitesi'ne gelsin. Ve onu bekliyorum. Beraber bir park yeri arayalım. O da bence yaşayınca anlayacaktır. O çoktan unutmuş muhtemelen böyle park yeri aramayı, bir hastasını bir hastaneye götürmeyi, hasta yakını olmayı herhalde unutmuş. Biraz vicdan, biraz akıl, biraz hoşgörü hepimiz bir de, için gerekli. Hani bir de şimdi biliyorsunuz o sokaklara işte valelerler, belediyenin valeleri diyelim artık ücretli otopark haline getirilmişti. Yani ana yollar üzeri. Sonra ne oldu işte Ulus'ta mesela gencecik bir insan o tartışma sırasında ve oradaki esnafların işinin kesilmesi nedeniyle yaşanan bir tartışma yaşamını yitirdi, göçtü gitti. Yani mafyatik bir durum ortaya çıktı. Şimdi hadi orası caddeydi, sokaktı. Hani biraz daha canım her sokakta otopark imkanı yok ama burada Hacettepe gibi bir hastane ve var olan bir otopark var. Dediğiniz gibi kapıda görevlendirsin belediye birisini, fiş kessin. Yani hani ücretli giriliyor zaten, bedavada kullanmıyor kimse orayı. Hani şey gibi de algılanmasın, bilmeyenler için söylüyorum. Hani hastanenin şeyi de özel işletme tarafında. Tabii Melih Gökçek'in uygulamaları, ona diyecek çok fazla bir şey yok. Peki buradaki sorun yani tamamen yani hastaneyle bir ilgisi yok herhalde değil mi bu tartışmanın? Daha doğrusu şöyle, ben ayrıntısını biliyorum olayın. Orada belediye Hacettepe Üniversitesi'ne kullanmak üzere 49 yıllığına kiralıyor. Hacettepe Üniversitesi de bir şirkete otopark olarak işletmek üzere kiralıyor. Buradaki sorun işte kiracının bir başkasına kiralamış olması gibi bir hukuki bir sorun. Anlaşma. Evet, ama biz orasında değiliz. Çünkü orada kim hangi rantı aldı, kimlerde anlaşamadı. Bakın şöyle düşünün, burası 20 yılın üzerinde hizmet veren bir otopark. Şimdi mi aklınıza geldi? Tabii bu tamamen insani ve vicdani kısmıyla sorumluluk gerektiren bir alan. Tabii. Yoksa dediğiniz gibi diğeri, birincisi hukuki, bir öbür tarafı da işin tabii ki duygusal, parasal kısımları vardır. Muhtemelen ki. Muhtemelen o da var ama hadi orasından vazgeçtik. Tabii onlar artık orayı şey yapabilirler. Tabii şimdi biraz bir kısa reklam aramız olacak 5 dakikalık ama reklamdan sonra çokça tartışacağımız bir şey var. Bu... saldırılarda yaşamını yitiren insanlarla ilgili düzenlenen raporlarla ilgili bir tartışma var. Bir hekim olarak onu soracağım Sayın Murat Emir'e. Bir diğeri de tabii birdenbire hükümetin 5,5 günlük seçim arifesinde bir tatil ilan etmesini de konuşacağız. Ama isterseniz bir 2 dakikamız var, şeyi konuşabiliriz hemen hızla. Bu olaylarda yaşamını yitiren, saldırıda yaşamını yitiren insanlar aslında birer terör mağduru. Ama mesela şöyle bilgiler geliyor bize. Ölüm biçimine adli olayda ölmüş biçiminde raporlamalar yapılmış. Bu ne açıdan önemli? Tabii ki o insanların geride kalan aileleri açısından onların hukukuyla ilgili girişimlerde sıkıntılar yaşarlar. Çünkü adli bir olayda ölmüş insanın hukuki sonuçları farklı bir durumdur terörde. Size gelen bilgiler ya da sizin bu konuda çalışmalarınız var mı, aileleriniz sizde ya da nasıl olması gerekir hekim olarak? Ben o sorunu biliyorum. O sorun bize de iletildi. bazı ölüm vakaları adli vaka gibi rapor edilmiş. Tabii bu sizin de bahsettiğiniz gibi ilerisi açısından, hukuki sonuç doğurması açısından anlamlı bir fark yaratır. Çünkü adli ölümde belirli haklarınız varken bir terör mağduru olarak öldüyseniz çok daha geniş haklarınız olması gerekir. Ki burada hiçbir tartışma yok. Bunun bir terör olayı olduğu konusunda bu yanlışlığın mutlaka düzeltilmesi lazım. Biz bunun takipçisi olacağız. Bu aynı sorun Kırşehir'de de var. Şimdi Kırşehir'deki olay da terör olayı. Oradaki mağdurlar da terör mağduru. Ama orada da devlet onları sosyal risk üzerinden tazmin etme gayretine giriyor. Ve oradaki mağdur vatandaşların haklarının haleldar olması, haklarını alamamaları olasılığı var. Biz onu da peşinde takip ediyoruz. Çünkü mesela olacağız. Oradaki görüntülere baktığımız zaman yani işte mesela kitap evine giriliyor. İşte orada 30 yıldır var olan kitap evine ve yani neredeyse hiçbir şey bırakılmıyor. Yani tarumar ediliyor deyim yerindeyse, yağmalanıyor ki tabii ki o insanların da bir hukuki mağduriyeti var. Bu bir terör olayıdır. Tartışılacak bir tarafı yok. Yok. Şimdi bir 5 dakika reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra seçim tartışmalarını ve seçim tatilini konuşacağız ve bunun seçime etkilerini konuşacağız. Reklamdan sonra yeniden görüşmek dileğiyle.
Değerli izleyenler, perde arkasında bu hafta CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'i ağırlıyoruz. Reklamlardan önce Türkiye'deki deyim yerindeyse kaotik ortamı, terör ortamını ve bunun yansımalarını hem insani boyutuyla hem hukuki boyutuyla tabii ki siyasi boyutunu unutmadan bütün bunları tartışmıştık. Kaldığımız son yer bu patlamalarda yaşamını yitiren insanlarla ilgili ölüm raporlarındaki ifadeydi. Adli vaka, işte terör vakası, çünkü bunların hukuki sonuçları farklı. Bir de çokça ailelerinin kaygı duyduğu bir durum var. Onu da sormak istiyorum. O da şu. Örneğin üniversite öğrencisi Uğur Gümüşkaya da bu saldırıda yaralanmış bir genç arkadaşımız ve kendisine Ankara Eğitim Araştırması Hastanesi'nde 26.725 TL'lik bir masraf, sağlık gideri gibi bir harcama belgesi. Henüz tahsilat aşamasına geçilmemiş ama böyle bir belge düzenlenmiş ve tabii doğal olarak hani hem terörün mağduruyken bir de sağlık hizmetlerinden, hani sosyal devlet diyoruz ısrarla, böyle bir şey. Bu hani sizin hem hekim olmanız hem de olayı takip etmeniz için, bunlar ailelerden gerçekten tahsil edilecek mi böyle bir terör saldırısında? Yoksa hani hastane bunu bir faturalandırıp daha sonra bir şekilde devletle mahsuplaşıyor mu? Nasıl olacak sizce oradaki yöntem? Şimdi bizim ülkemizde her şey olabilir. O yüzden biz bunun takipçisi olacağız. Daha önce bir başka hastanemizde, İbn-i Sina Hastanesi'nde bir yaralı ile ilgili olarak sanıyorum 400 küsür liralık bir para tahsil edilmişti. Yalnız hastane yönetimi duyarlı davrandı ve gündeme geldikten sonra biz bunu sehven almışız, yanlışlık olmuş dediler ve olay kapandı. Tabii böyle bir yaralanmadan sonra, böyle bir terör saldırısından sonra devletin aslında himayesinde olması gereken bir bölgede terör saldırısı sonucunda yaralanan insanların hiçbir karşılık beklenmeden, hiçbir faturalandırma yapılmadan sağlık hizmeti alması beklenir. Böyle olması gerekir. Biz bunu sağlamak noktasında üstümüze düşeni yaparız. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın bu noktada ne yapacağına çok fazla güvenemeyiz. Biraz önce konuştuk çünkü. Bir kısmını terör mağduru, bir kısmını işte adli vaka gibi gösterebilirler. Adli vaka gibi gösterirlerse bu paraları talep etme olanakları doğabilir. O nedenle zaten bunların nasıl sınıflandırıldığı son derece büyük önem taşıyor. Ama buradan şunu da söylemeden edemiyorum tabii. Biz ne diyoruz? Sosyal devleti bitirdiniz. Hastaneleri özel işletmelere döndürdünüz. Doğru. Bakın, bu başka bir yaralı olsaydı demek ki bu 26 bin lira alınacaktı. Tabii. Hani her hastaneye gidiliyordu? Hani her ücretsiz, hastaneye ücretsiz olur. gidiyordu vatandaşlarımız sağlık hizmetini alıyordu? İşte Türkiye'nin gerçeği budur. Hatta Türkiye'nin öyle gerçeği, bir gerçek ki Murat Bey, yani gaziler bazen protezlerini değiştiremiyorlar, tabii, alamıyorlar. Fark çıkartılıyor. Yani gaziler için bile çıkartılıyor böyle bir tablo. Süresi var. Tabii. Ve biliyorsunuz biz gazilerin sağlık koşullarının milletvekiline eşitleneceğini söyleyince şaşırdılar. Halbuki mümkünse fazlasının bile yapılması gerekir. Ama biz bunların Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız. Çünkü herkesin, çok önemli bir şey. Yani tabii, insanlar tabii, bunca terörün mağduru olmuşken, ki şimdi bir üniversite öğrencisi zaten hani bizim ülkemizdeki koşulları da düşündüğünüz zaman hani aileler ne zorlukla zaten ayakta durabiliyorlar. Bir de böyle bir yaşam savaşının olduğu yerde tutup da terör mağduru insanların bir de böyle faturalarla karşılaştırması. O zaman onu, artık onu size emanet ediyoruz. Siyasetçi milletvekili olarak siz elbette onun takibini yapacaksınız. Tabii ki zamanımız daralıyor. Ama bizim zamanımızla birlikte Türkiye'nin de zamanı daralıyor ve 1 Kasım seçimlerine deyim yerindeyse sayılı günler kaldı. İşte bu pazar değil, gelecek pazar artık sandık başına gidecek Türkiye. Gideceğiz ama birdenbire hükümet öyle bir tatiller lütfetti ki aslında topluma. Bir anda 5,5 günlük tatille Türkiye karşı karşıya kaldı. Birincisi, siz bu tatilin, 5,5 günlük tatilin sandığa gidişi, seçime katılımı etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Ya da bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bunun seçime katılımı azaltacağına inanmıyorum. Çünkü biz sıradan bir seçim yapmayacağız. Bir hükümet, bir meclis genel seçimi yapmayacağız. Aslında biz 1 Kasım'da Türkiye'nin, çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Demokrasimiz devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu oylayacağız. Bu noktada da bu seçimin yaşamsal bir seçim olduğunu, bütün vatandaşlarımızın bildiğini, kavradığını biliyorum. Bu anlamda da
koşarak sandığa gideceğiz ve sahip çıkacağız. Oyumuza da sahip çıkacağız. Oyumuza da sahip çıkacağız ve demokrasimiz için, cumhuriyetimiz için, barışımız için, geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Tüm Türkiye halkının da böyle davranacağına inanıyorum, biliyorum. Ama iktidarın başka bir hesapla bunu yaptığını anlamak zor değil. Çünkü anımsıyoruz. 1 Kasım tarihi ilk önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya attığı bir tarihtir. Daha ortada hiçbir şey yokken, Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir şey dememişken, siyasiler, başbakan, genel başkanımız koalisyon görüşmeleri yapıyorken, hatta başbakan bile bir şey dememiş. Dememişken 1 Kasım dedi. Biz tabii buradan böyle bir şey çıkacağını bekliyorduk. Çünkü bu tip ince işleri çok iyi bilirler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar sanıyorlar ki böyle bir 5 gün yapılırsa tatile gider vatandaşlarımız ve katılım azalır. Ama ben bunun olacağına inanmıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. AKP için yol tükenmiştir. Sonun başlangıcına geldiler. Ve 1 Kasım artık Türkiye'nin bu içine düştüğü ağır sorunlardan kurtulacağı, barışını tekrar inşa edeceği, demokrasisini güçlendireceği, yargı bağımsızlığını sağlayacağı, hakça üretip hakça bölüşeceği bir düzene geçeceği gün olacak. Tabii burada aslında hepimizin yurttaşlar olarak birer oyu var ve herkes kendi gönlündeki partiye, yakın partiye gönlünden geçtiği biçimde vermeli. Ama verilen oyların da verildiği biçimde sandıktan çıkması da çok önemli. Çünkü aslında 1 Kasım seçimleri bir seçim değil bana göre, bir tercih olacak. Yani biz parlamenter rejimi, cumhuriyet rejiminin devam etmesini ya tercih edeceğiz ya da bir diktat ya da adı artık ne olursa olsun, her neyse. Çünkü başbakanın hani beyaz toroslar, zaten 13 yılın beyaz toroslardan çok bir fark olmadı. Yani ölümlerle, kıyımlarla ve pek çok yaşamını yitiren insanımızı kaybettik bu dönemde. Sayın Emir, çok teşekkür ediyoruz. Bunca sahadaki koşturmacadan zaman ayırıp bize geldi, değerlendirmeler yaptığınız için. Size de kolaylıklar diliyoruz. Artık sizin için de geri sayım başladı son hafta. Evet. Değerli izleyenler, bu hafta Perde Arkası'nın sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşünceye kadar iyi bir hafta sonu diliyoruz.